Videomuzu beğenip, kanala abone olup, aklınıza takılan soruları, sormamızı istediğiniz soruları lütfen yorum olarak yazın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gebelikte cinsel ilişkiye girilebilir mi? Girilebilir tabii ki de. Peki hiç mi yasak yok? Şöyle abi, gebelikte cinsel ilişkiye girilebilir. Her zaman girilebilir. Ben gebe olarak gelen hastalara ilk daha en başına tanıyı, yani gebelik tanısını koyduk. O zamandan beri söylüyorum. Her zaman girilebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece belli başlı dönemlerde belli başlı yasaklar olur. Onları biz zaten gebelikte zamanı geldiğinde söylüyoruz. Nedir? İlk 3 ayda abi kanama varsa, yani düşük tehlikesidir bu. Düşük tehlikesi olduğu durumlarda cinsel ilişki yasak 1. Bunun dışında bebeğin eşinin aşağı yerleştiği durumlar var. Plasenta previa diyoruz biz onlara. Bebeğin eşi aşağı yerleşmişse bu durumda cinsel ilişkiye önermeyiz. 2. Bunun dışında erken doğum tehlikesi, yani erken haftalarda olabilecek bir doğum riski varsa, işte rahim ağzında kısalık oluyor, bazı rahatsızlıklar oluyor. Böyle durumlarda cinsel ilişki yasaklıyoruz. Ama rutin gebelik takibinde hiçbir zaman cinsel ilişki her zaman olabilir. Gönül rahatlığıyla cinsel ilişkiye girebilir çiftler. Peki gebelikte cinsel ilişki özellikle önerdiğiniz durumlar var mı? O da var. Ne zaman cinsel ilişki öneriyoruz? Yine benim önerdiğim 37. hafta bizim için kritik oluyor. 37. haftadan sonra biz 40 haftaya kadar doğumun olmasını bekliyoruz. 40 haftaya kadar o doğumun olması için bir şeylerin başlaması gerekiyor. Doğumu başlatan şey kimse bilmiyor daha. Yani bilmiyoruz şu anda. Doğum başlatacak şeyler var. İşte rahimin bir hacminin yeterli kapasiteyi aşması durumu vesaire. Ama bizim için önemli bir şey var ki rahim ağzına uyarı doğumu spontan başlatabiliyor. Yani hasta ben normal doğurmak istiyorum diyorsa eğer 37. haftadan sonra özellikle cinsel ilişki, ekstra cinsel ilişki, rahim ağzına uyarı belki de spontan doğum sancılarını başlatabilmesi için özellikle önerdiğimiz bir durumdur. Gebelikte cinsel ilişki bebeğe zarar verebilir mi? Eğer ki çok ağır bir cinsel ilişki olursa... Ağır derken ne demek istiyorsunuz? Ya yüklenme anlamı. Şimdi kadın var sonuç itibariyle ve bir erkek var. Bir erkeğin bir fiziki bir ağırlığı var. Sonuçta hani belli bir haftanın üzerinde kadının karnı şişiyor. İçerisinde bir bebek var. Karnına çok fazla basınç, çok önereceğimiz bir şey değil. Ancak böyle bir durumda zarar verebilir. Ha, ikinci nedir? Az önce söylediğim önerilmeyen durumlar var ya, öyle durumlarda yine bebeğe zarar verebilir. Erken doğum yaptırtabilir. Bu da bebeğe bir zarar verebilir. Ama onun dışında yani hani normal bir ilişki, çok yüklenmeden, karnının üstüne çok fazla baskı yapmadan oluşabilecek bir cinsel ilişki herhangi bir zarar vermez bebeğe. Peki size gelen hastaların eşlerinden sıkıntı yaşadığınız oldu mu hiç? Tabii ki oluyor. Yani hani şu an Allah'tan çalıştığımız hastane bir özel hastane olduğu için bu hastanede doktor seçme hakkı var hastanın. O yüzden kadın doktoru tercih ederse kadın doktora gidebilir. Peki mesleğiniz seks hayatınızı etkiliyor mu? Hayır. Profesyonel bakmak lazım. Biz bunun eğitimi yıllarda bunun içerisinde olduğumuz için orada hasta geldiği zaman sen ona profesyonel bakmak zorundasın. Bakamazsan bir, tanıyı atlarsın. Yanlış tedavi uygularsın. İki, senin hayatın etkilenir gerçekten. Neden kadın doğum? Öğrenciyken yapılan ameliyatlar benim çok ilgimi çekiyordu. Ameliyat kısmı bir. İkincisi böyle bir şeye fazla yoğunlaşmayı çok hayat tarzıma aykırı bir şeydi. Kadın doğumda da o şekilde. Yani hani temelde tıpta iki tane farklı bir ikiye ayrılmıştır tıp. Birisi dahili, yani ilaç verdiğin kısacası. Diğeri cerrahi bir branşlar. Yani ameliyat yaptın. Kadın doğum bunların her ikisini de barındırıyor içerisinde. Her şeyden azar azar var. Cerrahi müdahalesi var. İlaçla tedavi ettiğim var, heyecan var, adrenalin var, doğumdur, yetiştiydin, yetişmediydin, bu tarz şeyler var. Baya içerindeki heyecanı seviyorum, adrenalini seviyorum. Peki hocam eşinizin doğumunu yaptırmak ister miydiniz? Kesinlikle, yani bu net, hayır. Kesinlikle, yani hani şöyle yine eğitim aldığım yerde de bunu gördük. Orada da mesela hiçbir hocamız eşinin doğumuna girmemiştir. Böyle bir etik bir kural var. Böyle sözlü olmayan. Yani girebilir miyim? Girerim tabii ki de. Yapabilir miyim? Yaparım tabii ki de ama çok uygun değil. Neden? Birazcık hani sonuçta kendi çocuğunu doğuracaksın o sırada. Ve kendi çocuğunu doğuracağın için oradaki heyecanla yanlış bir şey yapabilirsin veya içeride bir şey olur. Yani hani o dertleri alma, yani düşünmektense o sırada sen o babalık heyecanını tatman gerekir. O yüzden doğumunu kesinlikle yaptırmam. İçeriye de girmem. Yanında da olmam. Ameliyatı da izlemem. Aynı bir hasta yakını gibi. Beklerim. Beklerim ve çocuğumu alırım. Peki hocam, gebelikte oral ve anal seks yapmanın sakıncası var mı? Oral seksin zaten ne gibi bir sakıncası olabilir ama anal seks önemli. Makat uyarısı bizim için önemli. Doğumu başlatabiliyor. Yani anal seks tabii ki de normal şartlar altında gebelik olmadığı durumlarda da çok önerilen bir şey değil ama gebelikte ekstra yapılmaması mutlaka yapılmaması gerekir yani. Peki gebelikte seks pozisyonlarından hangisini önerirsiniz? Yani
Bir sınırlı bir pozisyon var mı? Yani yine az önce söylediğimiz gibi bebeğe zarar verir mi sorusundaki sorunun cevabını verebiliriz burada. Seks pozisyonları açısından karın içi, yani içeride bir bebek var. O bebeğe zarar vermeyecek. Yani üzerine yüklenmeyecek. Orada çünkü bebeğin işi var. O bebeği besliyor. Ve bir travma hali, mesela bir trafik kazası olduğu zaman da biz ilk bundan korkarız. Bebeğin eşinin erken ayrılmasından. Yine bir travma olursa karın içerisine veya şiddet, işte karısı kocası tarafından şiddete maruz kalıyor. Dayak yiyor, karnına bir yumruk atıyor, bir tekme atıyor ve bebeğin eşi ayrılıyor. Aynı şey çok sert bir cinsel ilişki sırasında da olabilir. Bu yüzden karın içerisine yüklenilecek pozisyonlardan kaçınmak lazım. Ama onun dışında bir ekstra bir önerimiz yok. Şu pozisyon veya şu pozisyon olmasın diye. Gebelik durumundayken korunmasız ilişki ikinci bir gebeliği başlatır mı? Hayır, kesinlikle. Hurafe diyorsunuz. Değil abi. Şimdi şöyle, sperm gidiyor, yumurtalıkta birleşiyor. O sonra rahime düşüyor. Rahime düştükten sonra etrafını bir hücre topluluğu kapatıyor ve bu hücre topluluğu bundan sonra tekrar bir sperm geçişini engelliyor. Bu hurafe diyorum ama yani hani bizim okuduğumuz o literatür kitaplarda bununla ilgili bir şey var aslında bakarsan. Yani böyle bir şeyin hani tıbbi açıdan olma ihtimali yok ama okuduğumuz kitaplarda şöyle bir olay vardı. Bir kadın Amerika'da, Amerika kitapları zaten bunlar. Amerikalı bir kadın beyaz erkek arkadaşından hamile kalıyor. Bir hafta sonra zenci erkek arkadaşından ikinci bir hamile. İkiz gebelik, biri siyah biri beyaz olmuş. Kitapta yazan bu. Böyle bir şey hiç görmedik. Normalde de zaten bildiğimiz kadarıyla bu engelleniyor yani. Hani o sperm yumurta birleştikten sonra yumurta kapatıyor içini. Bunun olma ihtimali yok. Yumurta kapanıyor ve yumurtalık üretimi de olmuyor. Yeni bir yumurtalık üretimi de olmuyor. Ama kitapta bu geçiyor. Yani %100 yok diyemiyorum o yüzden. Olamaz diyemiyorum. Hamilelikte cinsel ilişkiye dair soruları cevapladık. Sizin de aklınızda olan sorular varsa lütfen yorum olarak yazın.